Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. KPSS coğrafya ikinci denemesini sizlerle paylaşıyoruz. Hangi konu başlıklarından soru olduğu ile ilgili şablonu görüyorsunuz. 18 sorumuz var ve konu başlıkları da bu şekilde, soruların olduğu konu başlıkları. Soruları çözerek anlatacağız. Siz soruları detaylı inceleyebilirsiniz videoyu durdurarak. Devamında birinci denemede olduğu gibi yine kısa bilgilerimiz de var arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Sorumuz Türkiye'nin mutlak konumu ile ilgili. Türkiye mutlak konumu tanımlanırken aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz şeklinde? 36 kuzey paraleli, 26 doğu meridyeni, 30 doğu meridyeni, 42 kuzey paraleli, 45 derece doğu meridyeni şeklinde. Evet, Türkiye'nin mutlak konumunu tanımlarken neleri kullanıyoruz? 36-42 kuzey paralelleri, 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alıyor. Bu Türkiye'nin mutlak konumu, orta kuşakta yer alıyor. Aynı zamanda yan tarafta bilgiler var. Bu bilgileri videoyu durdurarak inceleyebilirsiniz. Türkiye'nin mutlak konumu veya göreceli konumunu birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Sorularda bir tane soru tarzı bu şekilde karşımıza çıkıyor. Düzenli değişen kuzey-güney yönünde ekvator uzaklıkla ilgili olan şeyler veya paralel meridyen enlem boylamla ilgili şeyler mutlak konum sonuçlarıdır. Dikkat ediyoruz. İkinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıda Türkiye haritasında tarayılı yerlerden hangisinde karst topografyasına ait şekiller daha yaygındır? Yani karstik arazi daha yaygındır diye sorulmuş bize. Bu sorumuzun cevabı 3 olacak ve şöyle bilgi verelim sizlere. Türkiye'de karstik arazilere baktığımızda özellikle Akdeniz'de karstik arazilerin daha yaygın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bize verilen noktada 3 numara Akdeniz, Isparta, Burdur çevresi diyelim. Buralar karstik arazinin yaygın olduğu yerlerdir. Diğer noktalara baktığımız zaman karstik arazi daha azdır. Burada bu haritayı da az çok bilelim. Yani karstik arazi ile ilgili sorular da gelebiliyor. Bu araziler aynı zamanda özellikle Akdeniz'dekiler karstik özelliğe sahip, şekillerin yaygın olması turizmi de etkilenmiştir. Yani karstik şekillere bağlı olarak turizm faaliyetleri de var. Mağara olabilir, sarkıt, dikir, sütun, bunlarla ilgili, opruklarla ilgili olabilir, düden olabilir. 3 numaralı sorudayız. Toprak örtüsü ile ilgili Türkiye'nin. Toprak örtüsü ana kaya çözülme iklim bitki örtüsü etkiler. Toprak örtüsünü ana kaya çözülme iklim ve bitki örtüsü etkiler. Bunlardan bitki örtüsü bazı bölgelerde toprağın humus miktarını etkileyerek toprağı verimli hale getirir. Kuzeydoğu Anadolu'da bu tür topraklar vardır. Buna göre aşağıdaki toprak tiplerinden hangisi yukarıda anlatılan ve Kuzeydoğu Anadolu'da yaygın olarak görülen toprak tipidir şeklinde sorumuz. Burada anlatılan arkadaşlar Çernezyum, yani Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde yükseltinin fazla olması yaz yağışlarına bağlı olarak burası ne yapıyor? Yaz yağışlarına bağlı olarak çayır bitki örtüsüne sahip. Dolayısıyla çayır bitki örtüsünün etkisiyle burada kara toprak dediğimiz Çernezyum toprak oluşumu gerçekleşiyor. Humusça zengin olan topraktır. Türkiye'de bitki çeşitliliği, iklim çeşitliliği nedeniyle toprak çeşitliliği de fazla gördüğünüz gibi. Farklı yani toprak tiplerine rastlayabiliyoruz. Siz burayı detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Dördüncü sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Havzası kurak iklim bölgelerinden oluşan akarsular erozyon nedeniyle bol alüvyon taşır. Buna göre aşağıda verilen akarsulardan hangisi yağışlar sonrasında bol alüvyon taşır şeklinde? Burada kurak iklim bölgesinden geçen akarsuları veya kolları kurak iklim bölgesinden oluşan akarsuyu seçmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Dicle diğerlerine göre daha fazla ani yağışlar nedeniyle alüvyon taşır, erozyon oluşturur. Hemen haritada baktığımız zaman Dicle'nin havzası burası. Dolayısıyla diğer şıklarda verilen akarsulara göre daha fazla erozyon oluşturan veya bol alüvyon taşıyan akarsulardan diyebiliriz. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Aşağıda Türkiye'de bir il merkezine ait yağış ve sıcaklık grafiği verilmiş. Grafikteki bilgiler dikkate alındığında il merkezinin hangisi olduğu söylenebilir şeklinde sorumuz. Burada sıcaklık ve yağış grafiğinin hangi iklime ait olduğunu bilmeniz gerekiyor ve buna bağlı olarak da ili buradan bulmamız gerekiyor. Ankara, Erzurum, Samsun, Burdur ve Aydın. Burada kış mevsimi sıcaklık 0 derecenin üzerinde, sürekli kışı yağışlı, yazı kurak. Dolayısıyla Akdeniz iklimi ve Aydın'a
uyan bir yağış ve sıcaklık grafiğidir. Burdur biraz daha Akdeniz ikliminin değiştiği, yağışların azaldığı bölge veya il diyebiliriz. Dolayısıyla Aydın daha uygun oluyor. Ve Türkiye iklim koşullarına baktığımız zaman iklim tiplerine, Türkiye'de üç farklı iklim var. Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve karasal iklim. Mavi alanlar Akdeniz iklimi, yeşil alanlar Karadeniz iklimi ve sarı, kahverengi, turuncu yerlerde buralarda arkadaşlar diğer kalan kısımlar karasal iklim. Burada tabii Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Ergene'de, Edirne, Trakya'da daha farklı iklimler, yani karasal iklimin değişkenlik gösterdiği alanlar diyebiliriz. Kendi içerisinde değiştiği alanlar bu şekilde sınıflandırılabilir. Altıncı soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz'e ait özelliklerden değildir? Boyun akıtıp özelliğine sahiptir. Kıyılarda nüfus yoğunluğu fazladır. Deniz turizmi gelişmemiştir. Dağlık kır yerleşmeleri yaygındır. Kıyılarda limanlar, hinterlandı geniştir. Doğu Karadeniz'in fiziki özelliklerine hakim olmamız gerekiyor veya bilmemiz gerekiyor soru için. Burada cevabımız kıyıdaki limanların hinterlandı daha geniştir. Hinterland alt bölge dağların kıyıya dik uzandığı yerler veya gelişmiş iç kesimlerle ulaşımı kolay olduğu yerlerde hinterland daha geniştir. Dolayısıyla Karadeniz'deki limanların hinterlandı geniş değildir. Boyuna kıyı, kıyılarda nüfus yoğunluğu fazla, deniz turizmi gelişmemiştir. Yani sıcaklık koşullarına, iklim koşullarına bağlı olarak ve su kaynakları yer şekilleri nedeniyle de kır yerleşmelerinde dağınık yerleşme şeklini görebiliyoruz. Neresi için? Doğu Karadeniz için bu şekilde ifade edebiliriz. Yedinci soruya bakalım. Aşağıdaki illerden hangisi Kuzey Anadolu Fayı KAF üzerinde yer alır? Erzincan, Elazığ, Hatay, Muş ve Manisa var şıklarda. Burada da üç farklı Türkiye'de fay hattı var. Aktif, dolayısıyla onları bilmemiz gerekiyor. Az çok hangi illerin onlar üzerinde yer aldığını da bilmemiz gerekiyor. Erzincan, Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer alıyor. Diğerleri Hatay, Muş, Elazığ, bunlar DAF üzerinde, Doğu Anadolu fay hattı üzerinde, Manisa'da Batı Anadolu fay hattı üzerinde yer alıyor. Hayat üzerinden bakarsak DAF Hatay'dan başlayarak Van'a kadar uzanan, diğeri Saros Körfezi'nden başlayarak yine Van Gölü'ne kadar uzanan KAF ve Batı Anadolu'da Batı Anadolu fay hattını oluşturuyor buradaki battagiller. Dolayısıyla sorumuz da Erzincan'da KAF üzerinde yer alıyor. Bunu bilmemiz lazım. Haritalı soru da karşımıza çıkabilir. İllerle ilgili, yani il bazında il olarak da karşımıza soru tarzı çıkabilir. Haritada üstteki haritadaki volkanik araziler de görüyorsunuz aynı zamanda. İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu ve Ege'de volkanik araziler var. Bunlar da fay hatları, kırık hatlar. Türkiye'deki önemli deprem alanları bu şekilde ifade edilebilir. Evet, 8. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yoğun göç alan illerde yaşanabilecek mekansal sorunlar arasında gösterilemez? Türkiye'de yoğun göç alan illerde yaşanabilecek mekansal sorunlar arasında gösterilemez. Sanayi tesislerinin yerleşim alanları içinde kalması, tarım arazilerinin daralması, trafik sorunlarının yaşanması, sosyal ve kültürel çeşitliliğin artması, gecekondu türü yerleşmelerin artması. Evet, burada da sosyal ve kültürel çeşitliliğin artması sosyal bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Diğerleri mekansal, yani yerleşme ile ilgili diyebiliriz oradaki. Sanayi tesislerinin yerleşim alanları içerisinde kalması, tarım arazilerinin daralması, yani yerleşmeye açılması, trafik sorunları. Bunlar göç alan yerin mekansal özellikleriyle ilgili. Gecekondu yerleşmeleri de yine aynı şekilde. Sosyal kültürel çeşitliliğin artması da bu sosyal faktör olarak karşımıza çıkıyor. Dokuzuncu sorumuz yerleşme tipleri ile ilgili arkadaşlar. Genellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde yüksek kesimlerde gür ot topluluklardan hayvancılık faaliyetlerinde yararlanmak amacıyla oluşturulan geçici yerleşmelere denir. Son yıllarda turizm amaçlı olarak da kullanılmaktadır. İki, birbirine uzak birden fazla mahallenin birleşmesiyle oluşmuş yerleşmelere denir. Üç, genellikle çadırlardan oluşan göçebe yaşayan ailelerin hayvancılık yapmak amacıyla oluşturduğu geçici yerleşmelere denir. Yukarıda anlatılan yerleşmeler hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
Bunları bulmamız gerekiyor. Birincisinde ilkbahar ve yaz mevsiminde yüksek kesimlere gül otlakları hayvancılık amaçlı çıkılması yaylacılık. İkincisi birbirine uzak birden fazla mahallenin birbiriyle birleşmesiyle oluşmuş yerleşmeler divandır. Batı Karadeniz'de yaygın. Genellikle çadırlardan oluşan göçebe yaşayan ailelerin oluşturduğu yerleşme de arkadaşlar obadır. Bu şekilde cevabımız burada. Şöyle bilgi verelim. Yerleşmelere baktığımız zaman kır yerleşmelerine ya toplu ya dağınık ya dairesel ya da çizgiseldir. Burada yer şekilleri ve iklim koşulları su kaynakları etkili. Köy altı yerleşmeleri daimi ve geçici olmak üzere ikiye ayrılır. Mahalle, divan, çiftlik, mezra bunlar daimi. Geçici olanlar da yayla, oba, kom, dam, ağıl, dalyan ve bağevidir. Soruda da divan vardı. Divan Batı Karadeniz'de çiftlik geniş arazilerin, tarım arazilerin olduğu yerlerde karşımıza çıkıyor. Yaylaya dikkat ediyoruz. Yaylacılık faaliyeti önemli. Karşımıza soru getirebilir. Dikkat edelim. 10. soruya bakıyoruz. Sanayi faaliyetlerinde işletmenin veya fabrikanın kurulmasında ham maddeye yakınlık ekonomik olarak önemli bir unsurdur. Buna göre yukarıda haritada verilen fabrikalardan hangisinin kuruluş yeri seçiminde ham madde etkili olmamıştır? Hangisinin kuruluş yerinin seçiminde ham madde etkili olmamıştır? Neler var? Ereğli Demir Çelik Fabrikası, Samsun Bakır İşletmesi, Ağrı Şeker Fabrikası var, Manisa Zeytinyağı Fabrikası ve Adana Pamuklu Dokuma. Evet, Ereğli Demir Çelik enerji kaynağı nedeniyle Samsun Bakır İşletme Tesisi de ulaşım koşullarına bağlı olarak burada. Diğerleri ham madde yani ham madde orada olduğu için şeker fabrikası Ağrı'da. Adana Pamuklu Dokuma ve Manisa Zeytinyağı Fabrikası bunlar ham maddeye yani orada üretilen şey orada üretiliyor. Dolayısıyla ham maddeye yakın olarak kurulmuş diyebiliriz. 11. soruya bakalım. Aşağıda verilen tarım ürünlerden hangisinin Türkiye'de yetişme alanı daha geniştir? Bu tarz sorular da karşımıza zaman zaman çıkıyor. Dikkat edelim tarımla ilgili. Yetişme alanı yani iklim seçiciliği daha az olanı seçmemiz gerekiyor burada. Dolayısıyla elma, zeytin kışlıklığı isteyen veya Akdeniz iklimi ile ilgili yer fıstığı yaz mevsimi sıcaklık ortalaması biraz daha yüksek olan ve sulama koşullarının geliştiği yerde çay daha dar burada. En dar olan çay zaten. Kayısı da yine Doğu Anadolu'da özellikle Malatya, Elazığ çevresinde yoğun olarak üretimi gerçekleştiriliyor. Elma daha geniş alanda üretimi yapılıyor. Seçiciliği daha az olduğu için. Bunun yerine mesela farklı bir ürün, şeker pancarı olabilir. Diğer ürünlerden bunun yerine konulabilir. Burada da elma üretim alanlarına baktığımız zaman Türkiye'de yoğun olduğu yerleri görüyorsunuz. Koyu renkli yerler daha fazla üretimi gerçekleştiği yerlerdir. Isparta, Karaman, Konya, Ereğli gibi yerler, Amasya, yine Karadeniz'de yoğun Kastamonu gibi yerler, yoğun elma üretiminin olduğu yerler diyebiliriz. 12. sorumuz madenle ilgili. Yukarıda maden ve madenin çıkartıldığı şehir eşleşmelerden hangisi doğrudur? Yani çıkartıldığı yer hangisine doğru verilmiştir diye soruyor bize. Bor, Küre, Boksit, Soma, Kromköyceğiz, Trona, Beypazarı. Evet burada 3 ve 4 doğru. Yani Kromköyceğiz'de Trona yani Soda Külü diye geçiyor arkadaşlar. Beypazarı, Ankara Beypazarı. Bor, Küre'de bakır çıkartılıyor. Soma'da lignit enerji kaynağı var. Dolayısıyla bunlar yanlış. Diğerleri de doğru. Haytalı olarak da karşımıza çıkabilir. İlerleyen denemelerde farklı tarzlarda tabii oluşturacağız. Burada çıkartıldığı yerleri görüyorsunuz veya önemli bilgiler var. Borla ilgili bakır, boksit ve fosfatla ilgili bilgiler var ve dağılışı Türkiye'de çıkartıldığı iller gösterilmiş. Yine krom, feldspat, barit, demir bunların çıkartıldığı iller ve özellikleri var. Yani karşımıza çıkabilecek bazı burada önemli madenler var tabii. 13. soruya bakıyoruz. Yukarıdaki haritada tarılı illerden hangisi enerji kaynağı ile enerji üretim alanları gösterilmiştir?
Haritada taralı illerde hangi enerji kaynağı ile enerji üretim alanları göstermiştir? Yani doğal gaz ile enerji üretilen yerler mi, petrol ile mi, lignit ile mi, rüzgarla mı, jeotermal ile mi enerji üretilir bu illerde? Burada illeri az çok bilmeniz gerekiyor ve o illeri bildiğinizde oradaki hangi enerji kaynağı ile enerji üretiminin yapıldığını da bulabiliriz. Evet, burada Hatay, Osmaniye, Muğla, Aydın, İzmir, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul. Buralar arkadaşlar nelerdir? Rüzgar santrallerinin olduğu yerler, rüzgar ile enerji üretimi yapılan yerlerdir. Bu şekilde ifade edelim. Ve Türkiye'de hidroelektrik, rüzgar, güneş ve biyokütle ile enerji üretim yerlerini görüyorsunuz. Buradan da bunu da detaylı olarak siz inceleyebilirsiniz tabii. Evet, 14. sorudayız. Yukarıdaki haritada verilen hangi doğrultuda aynı uzunluk ve standartlarda yapılacak karayolu yapım maliyeti daha düşük olur? Yani burada da dikkat etmeniz gereken Türkiye yer şekilleri. Türkiye yer şekillerini az çok bilmeniz gerekiyor. Bakalım cevabımız ne olacak? 1 olacak. Burada 2'de, 3'te yani dağların kıyıya paralel uzanması nedeniyle yol yapım maliyeti daha fazla. 4'te aynı şekilde 5 dağlık en engebesi az olan 1'dir. Dolayısıyla 1'i seçmeniz gerekiyor. Ve Türkiye fiziki haritasını yani şu haritaya göre bakın bunu yorumlayacağız. Az çok şunu bileceğiz. Fiziki haritayı yorumlamayı bileceğiz. Örneğin fiziki haritada renkler yükselti gösteriyor zaten. Dolayısıyla yeşil yerler yükseltisi az olan yerler. Yani yeşilin fazla olduğu yerler hem de engebenin çok değişmedi, yükseltinin az olduğu yerler olarak karşımıza çıkıyor. Verilen nokta burasıydı. Doğu Anadolu örneğin yükselti ve engebenin fazla olduğu yer haritadan, fiziki haritadan bunu anlıyoruz. Ege'de yükselti ortalaması az, Marmara yükselti ortalaması az. Fiziki haritayı bu şekilde yorumlayacağız. 15. soru Türkiye turizmi ile ilgili. Türkiye turizmi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Göbekli Tepe UNESCO Kültür ve Varlık Listesi'nde yer alan turizm değeridir. Türkiye'nin batısındaki turizm çeşitliliği doğusuna göre daha fazladır. Türkiye ülkelere göre turizm gelirinin sıralamasında dünyada ilk 10 ülke içerisinde yer almaktadır. Kongre turizminde İstanbul, Antalya ve Ankara ilk 3 sırada yer almaktadır. Rusya ülkemize en fazla turist gönderen ülkelerdendir. Evet, bu da güncel önemli soru tarzlarından bir tanesi. Burada gelir bakımından ilk 10 içerisinde yer almıyor Türkiye. Hemen şöyle bir bilgi olarak bakalım. 2020 yılına baktığımızda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler içerisinde kim yer alıyor? Şöyle baktığımızda Rusya yer alıyor. Ne kadar? 2,1 milyon. Daha sonra Bulgaristan, Almanya, diğer ülkeler var. Bir de şu önemli, Türkiye yani turist sayısında Avrupa'da 4. sırada yer alıyor. Turizm gelirine göre dünyada ise bu 2019'a göre baktığımızda 14. sırada yer alıyor. 1. sırada ABD, daha sonra İspanya şeklinde devam ediyor. Ülkelere göre turist sayısına baktığımızda da Avrupa sıralamasında Fransa önde, Türkiye biraz daha gerilerde kalıyor. Evet, 16. sorudayız. Türkiye'de doğal afetlerle ilgili hangisi doğrudur? Tuz Gölü çevresi deprem tehlikesinin az olduğu yerlerdendir. Türkiye'de depreme dayalı tsunamiler görülmez. Kütle hareketi Batı Anadolu'da daha sık görülür. Ülkemizde sel ve taşkınlar en sık görülen afetlerdendir. Evet, burada da 1 ile 4 alacağız. Tuz Gölü çevresi deprem tehlikesinin az olduğu yerlerden doğru. Türkiye'de depreme dayalı tsunami görülebiliyor arkadaşlar. En son İzmir'de görmüştük bunu. Kütle hareketi Batı Anadolu'da daha sık görülür. Hayır, daha çok Kuzey Doğu Anadolu yani Doğu Karadeniz'de daha fazla ve Doğu Anadolu'da daha fazla karşımıza çıkıyor. Ülkemizde de sel ve taşkınlar en sık görülen afetlerden. Bu da doğru arkadaşlar. Dolayısıyla 1 ile 4 almamız gerekiyor. Ve 17'deyiz.
Yerleşmelerin fazla, nüfus yoğunluğunun çok olduğu bölgelerde yanlış arazi kullanımı ve doğal çevre tahribatı daha fazla. Buna göre yukarıda haritada yanlış arazi kullanımı ve doğal çevre tahribi daha az olur diyor. Neye bakacağız? Yoğun nüfusu yerlere bakacağız. 1, 2 ve 3 yoğun nüfuslu alanlar, 4 ve 5 az daha az nüfuslu yerler. Dolayısıyla buna bağlı olarak yani nüfus yerleşmenin az olduğu yerlerde doğal çevre tahribi de daha az olur. Bu nedenle 4 ve 5'i seçeceğiz. Bu 1, 2 ve 3 Türkiye'deki en yoğun nüfuslu yerlerdendir. Dikkat ediyoruz hem nüfusla ilgili hem de diğer onun etkisiyle ilgili soru tarzları karşımıza çıkabilir. Burada da yani yoğun nüfuslu yerleri inceleyebilirsiniz. Yoğun nüfuslu yerler Türkiye'deki ve seyrek nüfuslu yerler gösteriliyor. Ve son sorumuza bakalım. Aşağıdaki illerden hangisinin sınırlarının bir kısmı aynı zamanda Suriye ile ülkemiz sınırı değildir? Bu kültürü sorusu biraz da. Aşağıdaki illerden hangisinin sınırlarının bir kısmı aynı zamanda Suriye ile ülke sınırımız değildir? Gaziantep, Şırnak, Mardin, Kilis ve Siirt. Burada da yani siyasi haritayı az çok komşularımızın ne olduğu, coğrafi konum nedeniyle Türkiye'nin özel konumu ile ilgili bazı şeyler bilmemiz gerekiyor. Diğer denemelerde jeopolitikle ilgili özel konum veya göreceli konumla ilgili sorular karşımıza gelecek. Burada cevabımız Siirt oluyor arkadaşlar. Siyasi haritaya baktığımız zaman Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak bunlar Suriye sınırımızı oluşturan iller. Yani bu illerin sınırları aynı zamanda bir kısmı sınırlarının Suriye sınırıdır. Siirt değil. Evet, sorularımız bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Birinci denememizi de çözebilirsiniz. Denemelerimiz devam edecek. Bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız bize katkı sağlamış olursunuz. Teşekkürler. Kolay gelsin.